Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ve selam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Hepinize hayırlı cumalar diliyorum değerli izleyenlerimiz. Hem de 2018'in son cumasından yeni bir yıla doğru ilerlerken son yaşadığımız cumadan hepinize huzurlu, bereketli, uzun ömürler niyaz ediyorum. Gireceğimiz yeni yılımızı da Cenab-ı Allah bir muhasebeyle geçirmemizi, Rabbimize karşı yapmamız gereken görevlerden bir eksiğimiz var mı? Yapmamamız gereken günahlardan işlediklerimiz var mı diye bir muhasebe yaparak girmemizi nasip eylesin. İyiliklerimizi artırmaya, günahlarımıza da tevbe edip bir daha dönmemeye karar vererek 2019'u yaşamamızı nasibi müyesser eylesin. Değerli izleyenlerimiz, bugünkü konumuzu ekranın altında görüyorsunuz. Cennet ve cehennem. Bazı izleyenlerimiz bu konunun mutlaka işlenmesini isterken, uygun görürken, talep ederken bazıları da aman hocam şu cehennemden hiç bahsetmeyin. Cehennemden bahsedilince bizim moralimiz bozuluyor diyorlar. Hatta genelde biz din görevlerinin, vaizlerin, imamların cehennemden çok bahsetmiş olmasından şikayetler işitiyoruz. Bir cumaya gittim hocam cehennemden bahsetti, azaptan bahsetti. Cehenneme soktu çıkardı. Onun için ben de pek bir, de, bir daha cumaya da gitmek istemiyorum diyen kardeşlerimizi istemeyerek duyuyoruz. Peki biz bütün bunlara rağmen hem cennetten hem cehennemden bahsetmeyi, konuyu gündeme getirmeyi niye faydalı bulduk? Evvela konuyu seçip de bana tavsiye eden Kırıkkale'deki İsmail Atıcı hocama buradan selamlarımı, hürmetlerimi göndermek istiyorum. Kendisiyle devamlı istişare ederiz ve ben onun fikirlerine çok değer veririm. Keşan ortak hatıramız olan saygıdeğer bir abimdir. Dedi ki Mustafa hocam şu cennetle cehennemi bir anlatalım. Onlar da Kur'an-ı Kerim'deki ayetler ne söylüyor? Kur'an ayetleri cenneti cehennemi nasıl tasvir ediyor? Dinleyenlerimize, Müslümanlara bunları bir iletelim dedi. Ben de kendisine hak verdim. Bugün cennet ve cehennemi anlatacağız. Değerli izleyenlerimiz, biz her ikisini de anlatmak durumunda ve mecburiyetindeyiz. Sadece cenneti anlatalım dememiz doğru olmaz tıpkı sadece cehennemi anlatalım dememizin doğru olmadığı gibi. Bir hoca, bir vaiz, bir imam hep cehennemden bahsediyorsa ne kadar hata ederse hep cennetten bahsedip, hep aftan bahsedip, hem hep ödülden bahsederse o da yanlış hareket ediyor demektir. Niçin? Böyle olmasaydı Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de ee, Cenab-Allah ı Kur'an-ı Kerim'de cennetten bahsedince hemen yanında da cehennemden, ödülden bahsedince hemen yanında azaptan, cehennem ateşinden bahsedince hemen yanında cennet bahçelerinden bahseder miydi? Yani her ikisini beraber anlatmak Kur'an-ı Kerim'in uslubuna uygundur. Onun için beraber anlatmamız lazım. İki bu cennet ve cehennem konusu öyle sıradan rastgele bir konu değil ki iman esası. İnsanları iyiliğe teşvik etmek istiyorsak hemen karşılığında bir ödülü göstermemiz gerekir. O da cennet. İnsanların kötülükten kaçınmasını istiyorsak hemen karşısında kötülüğü yapmaları halinde nekibi bir yaptırımla ne gibi bir müeyyideyle, ne gibi bir ceza ile karşılaşacağını da anlatmamız lazım. O da cehennem. Öyleyse biz dün görevleri her ikisini beraber anlatmak mecburiyetindeyiz. Son bir açıklama daha yaparak geçmek istiyorum. Sırf cehennemden bahsedilmenin doğru olmadığını söyledim. Ama hocalar zaman zaman da cehennemden bahsedince bazı kardeşlerimiz sanki cehennemden bahsedince dinleyenlere, cemaata, izleyenlere oh işte bak böyle bir cehennem var siz de oraya geleceksiniz diyor gibi tenkit ediliyor. Halbuki cehennemi anlatan hocaların maksadı bu değil. Nedir? Tıpkı jeoloji hocalarımızın, jeoloji profesörlerimizin depremi anlatması gibi bir şey. Yani onlar deprem olacak diyorsa deprem olsun sizin de eviniz başınıza yıkılsın diye anlatmıyor. Deprem olacak, evinizi sağlam yapın da eviniz başınıza yıkılmasın diye anlatıyor. Aynen onun gibi biz hocalar da cehennemi anlatıyorsak böyle bir gerçek var. İnkar halinde günahların artması halinde, Allah ve Resulü'nün koyduğu ölçülere riayet edilmemesi halinde, nefsin arzularına göre yaşanması halinde cehennem gibi bir tehlike var. Aman dikkat edin de oraya girmeyesiniz diye anlatılıyor. Cennet anlatılırken de böyle bir mükafat yeri var. Dikkat edin de orayı hak edin, oraya girin diye anlatılıyor. Anlatış anlatılış gayelerinin bu olduğu kavranılırsa cehennemin tasvirini cehennemden bahseden ayetlerin de konu olarak seçilmesini yadırgamamamız gerekir. Son bir notumu daha anlatıp cennet ve cehennemle ilgili ayetlerden örnekler vermeye çalışacağım. Efendim cennet ve cehennem genel olarak birer itikat esasımızdır, inanç esasımızdır. El cennetu hakkun ve naru hakkun ve ba'su hakkun diye böyle tek tek cümlelerle cennet haktır, cehennem haktır, öldükten sonra dirilmek haktır diye sık sık tekrarlanır. Tamam da bunların detaylarına girmek doğru değildir. Maalesef bazı kardeşlerimiz, hocam şu cenneti bana bir anlat bakalım. Girince kapının sağında ne var? Cennette süt ırmaklarından bahsediliyor. Biraz sonra ayeti kerimeyi nakledeceğiz. Oradaki süt, inek sütü mü, koyun sütü mü diye. işin teferruatına girmeye kalkarsa ve bizden bu teferruatı isterse, biz de dinleyenler, izleyenler bu teferruatı, teferruatı istiyor diye için teferruatına girersek yanlış yapmış oluruz. Genel olarak cennet ve cehennem kavramını anlatmalıyız. Ama teferruata girmeye gerek duymamalıyız. Bu neye benziyor? Ana karnındaki yavruya, cenine, bir müddet sonra dünyaya gelecek yavrumuza, Dünyayı biz ne kadar anlatırsak anlatalım, kavraması mümkün. Arabalar var, markaları var, bağlar var, bahçeler var, uçak var, gemi var. Ne kadar anlatmaya çalışırsak, genel hatlarıyla söylesek ona bir ön bilgi vermiş oluruz. Böyle bir dünyaya geleceksin. Geleceğin dünyada böyle imkanlar var diye ona bir ön bilgi vermiş oluruz. Ama arabaların markalarına, modellerine girecek olursak, dağların yüksekliklerine girecek olursak, uçağın kaç kişiyi kaç metrede uçurduğunu söylemeye kalkarsak, kavramasına zaten imkan ve ihtimal yoktur. Kafasının karışmasından başka bir işe de yaramayacaktır. Öyleyse biz de cennet ve cehennemi ana hatlarıyla nakletmeye çalışalım. İnşallah cenneti varınca beraberce göreceğiz. Cehennemin de sadece üstünden uğrayıp geçeceğiz. Bir ayet-i kerimede bütün insanların cehenneme uğrayacakları söyleniyor ki o da bir inanç esasımızdır. O da vazgeçilmez bir hakikattır. Cehenneme uğramanın cehenneme uğramanın tek izahı Sırat dediğimiz köprüden geçme olayıdır. Allah'ın izniyle oradan da rahatça geçelim inşallah. Ama geçenlerde bir izleyicim mesaj göndermiş. Hocam bugün fıkra anlatmadınız. Bugün hikaye yoktu. Bugün espri yoktu. Bugün şiir yoktu demiş. Öyleyse anlatayım. Hoca efendilerden birisi Sırat Köprüsü'nü anlatıyormuş. Kıldan incedir, kılıçtan keskincedir diye anlatırken dinleyenlerden birisi elini kaldırmış. Hocam kenarında korkuluk var mı demiş. Hoca efendi de yok demiş. Korkuluk yoksa beni cübbil bil hocam ben aşağıya gittim demiş. Hoca efendi demiş ki evladım namazını kıldın, orucunu tuttun, zenginsen zekatı verdin, hacca gittinse. İçkiden, kumardan, zinadan, faizden, gıybetten, yalandan, iftiradan uzak yaşadınsa senin sıratın korkuluğu da var, asfaltı da var. Eğer günahları işledin, ibadetleri de terk ettinse, senin sıratın ne korkulu olur, ne asfaltı olur. İşte o zaman kıldanınca kılıçtan keskinç olur demiş. Şimdi mükafatdan bahsetmek ana prensibimiz olduğu için cennetten bahsetmek ana prensibimiz olduğu için Cenab-ı Allah'ın önce cennet ve cehennemle ilgili bir ön bilgiden sizlere nakilde bulunmak istiyorum. Ali İmran Suresi'nde Cenab-ı Allah يَوْمَ tebyezzu vecuhun ve tesfadu فَأَمَّا الَّذ۪ينَ سُوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيمَانِكُمْ فَذُوقُ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ وَأَمَّا الَّذ۪ينَ وُجُوهُهُمْ فَف۪ي رَحْمَةِ اللّٰهِ هُمْ خالدون. buyurmuş. Türkçesi şu, o gün kıyamet gününde bazı yüzler simsiyah olacak, bazı yüzler bembeyaz olacak. Bakın Cenab-ı Allah olumsuz manzarayla olumlu manzarayı yan yana koyuyor. Niçin? bu olumsuz manzara kavramına, kapsamına girmeyin. Şu olumlu manzaradan olmak için gayret sarf edin. Yüzleri simsiyah olanlara denilecek ki, siz değil misiniz Müslüman olduktan sonra kafirliğe dönen, bu asırda Kur'an niye geçerli olsun ki diyen, Müslüman anadan babadan doğduğu halde, İçki niye haram olsun canım, kumar niye yasak olsun gibi sözlerle kendini dinin dışına çıkaran siz değil miydiniz? Bugün küfrünüze karşı azabı tadın denilecek. Hemen yanlarındaki yüzleri bembeyaz olanlara gelince onlar da cennete girecekler, ebedi kalacaklar, oradan dışarıya çıkış da olmayacak. Hemen bir kural akılda kalacak bir cümle halinde arz etmek isteyeyim. Cehennemin giriş kapısı da vardır, çıkış kapısı da vardır Müslümanlar için. Cennetin giriş kapısı var, çıkış kapısı yok. Giren orada ebediyen kalacak. Cenab-ı Allah hepimizi evlatlarımızla, eşlerimizle beraber cennette bir araya gelmeye muvaffak eylesin. Buna rağmen dedik ki Cehennemi de anlatmak mecburiyetindeyiz. Çünkü insanları kötülükten uzaklaştırabilmek için kötülüğü yapmaları halindeki yaptırımın ne olduğunu, müeyyidenin ne olduğunu, cezanın ne olduğunu da insanlara bildirmemiz gerekir. Cenab-ı Allah Gâşiye suresinin 2 ve 7. ayetlerinde şöyle buyuruyor. O gün bir takım yüzler zelildir, aşağılanmıştır. Durmadan çalışırlar, didinirler, sağa sola kaçmak isterler. Fakat boşuna yorulurlar. Çünkü asıl haramdan kaçışı dünyadayken yapmaları gerekirdi. Hani bir söz var. Türkü gibi de Türküdür, Türkü olarak okunuyor, dinlemişsinizdir, duymuşsunuzdur. Cehennem dediğin o od, od ateş yoktur. Herkes ateşini buradan götürür. Yanılmıyorsam da Pir Sultan Abdal'a ait. Canım burada cehennemde ateşin olmadığı mı söyleniyor? Hayır. Herkes günahı da sevabı da dünyada kazanır. Hani Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam Ed dünya mezraatul ahira. Dünya ahiretin tarlasıdır. Ekin yeridir. Burada ne ekerseniz orada onu biçersiniz buyurmuştu ya. Demek ki burada günah ekmemek lazım ki orada kaçacak yer aramak durumunda kalmayalım. Burada güzel ibadetler ekmeliyiz ki orada yüzümüz gülebilsin. Devam ediyor Cenab-ı Allah. Bütün çalışmalarına rağmen kızgın ateşe girer. Onlara kaynar su pınarından içilir. Kaynayan su pınarından içilir. Onlar için kuru dikenden başka yemek yoktur. O dikense ne besler ne açlığı giderir. Yiyen kişi kendini oyalamaktan başka bir iş yapmaz. Buyurdu Cenab-ı Allah. Cennetten bahseden ayetler de var dedik. İkisini de beraber vereceğiz. Cenab-ı Allah cennetten bahsederken orada Cennet ağaçlarının altından ırmakların aktığını bize söylüyor. Ne gibi ırmaklar ya Rabbi diye sormuşuz gibi tadı değişmeyen su ırmakları, yine tadı ve özelliği bozulmayan süt ırmakları, saf bal ırmaklarının cennetlikleri beklemek üzere var olduğunu ve cennete girenlerin Ağaçların altından böyle ırmaklar akan bir ortamda hol tuklarına yaslanmış olarak cennet ağacı gölgelerinin altında zevkü safa süreceklerini bize dünyadayken haber veriyor Kur'an-ı Kerim'de. Niçin? Gayret edin, iyilikleri, ibadetleri artırın, fakirin, fukaranın elinden tutun, kimsesize yardım edin, yetimin başını sıvazlayın da bu mükafat ortamı olan, mükafat alanı olan cennet ağacının gölgeleri altında siz de gölgelerin diye. Hepinizin ezbere bildiği Yasin suresinde Cenab-ı Allah İnne ashâbel cennetil yevme fî şuhulîn fâkihûn Cennete girdiklerinde cennet ehli memnuniyet duyacakları hiç şikayet etmeyecekleri, hep hoşnut olacakları bir hayatı yaşamaya başlayacaklar. Dikkat edin. Hum ve ezvacuhum fi zulalin alel eraiki Kendileri ve eşleri cennet ağaçlarının altında koltuklara da yaslanmış olarak zevki safa içinde olacaklar. Bitmiyor. Şurası daha dikkat çekici. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون için her türlü meyve çeşitleri kendilerine sunulduğu gibi başka bir ayette istedikleri et cinsinden her türlü et de kolesterolsuz tansiyon yükseltmeyen hiçbir zarar vermeyen şekliyle kendilerine sunulacağı gibi velahum ma ne isterlerse o verilecek. Talepleri mutlaka yerine getirilecek. İstedikleri şey velakum ma teştey enfusuhum sizin nefislerinizin istediği her şey orada verilecek. Buradaki nefislerinizin istediği demek yani cennetteki istenilen şeylerin günah getirici şeyler olmadığı ve fakat cenni, insan nefsinin hoşlandığı bütün nimetlerin orada bulunduğu ve ne olur altını çift çizin bu nimetlerin ebediyen verileceğini Cenab-ı Allah bize haber veriyor. Hum fiha halidun. Değerli izleyenlerimiz, sevgili kardeşlerim, İnsanoğluna ne kadar nimet, imkan verirseniz verin. Eğer geçici olup da elinden geri alacaksanız o insanı mutlu etmeniz mümkün değil. Bütün dünyayı sana veriyoruz, beş sene sonra hepsini geri alacağız. Bugünden huzuru kaçacak. Beş sene değil, elli sene sonra geri alacağız. Yüz sene sonra geri alacağız. Bu kişinin şimdiden de mutlu olması mümkün olmaz. Hele o verilen süre yaklaştıkça huzuru kaçar. Ama öyle nimetler vereceğiz ki bir daha senden alınmayacak diye vaat edilecek olsa işte o nimetler insanı mutlu kılar. E dünyada böyle bir vaat mümkün değil. Yani kime ne nimet verilirse verilsin bir gün elinden alınacak. Burada kalacak, ölmeyecek kimse yok. Madem ki insan ebedi nimetlerle tatmin oluyor, madem ki insanı mutlu kılan şey ebediliktir, öyleyse cennete buradan hazırlanmamız lazım. Hum fiha halidun orada. Ebedi nimetler, sonsuz gençlik, yaşlanma da yok. Yaratan Allah'ımızın, Rahman ve Rahim olan Allah'ımızın selamını işitmek orada Cemalini görmek orada. Şimdi bu kadar mükafatlar bütünü olan bir cennet varken, ebedi nimetlerle, ebedi gençliklerle donanmış bir cennet varken, öbür tarafta da katranlar içerisinde, alevler içerisinde, cayır cayır yanma ortamı hazırlanmış bir cehennem varken, şu kadar aklımız varsa ibadetlere sarılmamız gerekmez mi değerli izleyicilerimiz? Zerre miktarı insafımız varsa haramlardan, kul hakkından, kumardan, içkiden, zinadan, faizden, ateşten kaçar gibi kaçmamız gerekmez mi değerli izleyenlerimiz? Bakın hani cennette güzel nimetlerin olduğunu söyledik. Güzel Cehennemde de dedik ki bir kısım sıkıntılı ateşler, kaynar sular var. Cenab-ı Allah Me'arif Suresi'nin 15. ayetinde cehennem ateşinin alevli olduğundan bahsediyor. Ben deniz bu ayeti nakletmeyi için işaretledim. Bazı kardeşlerimiz işi hafife almak, tevil etmek, geçiştirmek maksadıyla Bazıları da dini kavramları yıpratmak maksadıyla canım cehennem dediğiniz yer öyle bildiğimiz ateş değil ki. İnsan vücudunun ateşinin ısısının 39, 40, 41'e çıkmasıdır gibi yorumlamaya kalkıyorlar. Sanki cehennem azabını, cehennemin ateşini hafifletince günah işleyebilirsiniz canım o kadar da korkmayın demiş oluyorlar. Oysa ki Cenab-ı Allah bu ayette Tebbet yeda ebi lehebin ve tebbe ma ana anhu maluhu ve ma Hepinizin ezbere bildiği tebbette alevli ateşten bahsediyor. Bildiğimiz ateşten bahsediyor. Onu hafifletmenin bir anlamı yok. Cehennem azabını insanların gözünde küçültmenin bize bir faydası yok. Ya Ateş neyse, azap neyse, onu da olduğu gibi verelim. Mükafat neyse, ödül neyse, cennet nimetleri neyse, onu da olduğu gibi verelim. Ta ki insanlar o mükafata, o ödüle ulaşmak için gayret sarf etsinler, o azaptan da uzaklaşmak için gayret sarf edip günahlardan uzak olsunlar. Dikkatiniz istirham edeyim. <laughs> Cenab-ı Allah hangi günahtan dolayı kuluna gazap edip cehenneme sokacağını gizli tutmuş? Hangi sevaptan dolayı kulundan memnun olup cennete dahil edeceğini de gizli tutmuş. Neden? Ta ki kullarım günahların en küçüğünden bile sakınsınlar. Belki bu günah benim cehenneme girmeme sebep olur diye korksunlar, terk etsinler. Sevapların da en küçüğünü bile ihmal etmesinler. Bu kadarcık sevabı yapsam ne olur ki? Bu sana, sanki beni cennete mi ulaştıracak demesinler. Belki küçük bir sevap onu cennete ulaştıracak. Belki küçük bir günah onu cehenneme götürecektir. Ayet-i Kerime çok acık. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ ف۪ي عِيْشَةِ الرَّضِيَةِ وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِنُهُ فَاُمُّهُ هَاوِيَا Kimin ki sevabı ağır gelirse <coughs> cennete dahil olup memnuniyet duyacağı hep mutlu olacağı bir hayatı yaşamaya başlayacak. Kimin de günahı ağır gelir sevabı hafif gelirse onun anası ateş olacak. Yani cehenneme girecek buyurmuş Cenab-ı Burada itikadi bir meseleyi teknik bir bilgiyi de arz etmek isteyeyim. Efendim. Femen ya'mel mithqale zerratin hayran yara ve men ya'mel mithqale şerran yara. Bildiğiniz ayeti kerime. Kim zerre kadar iyilik yaparsa mükafatını görecek. Kim zerre kadar kötülük yaparsa cezasını görecek. Kur'an düsturu, Kur'an ölçüsü. Orada aklımıza bir soru gelebilir. Hocam tamam zerrelerin hesabı verilecek. Zerre kadar iyiliğin faydası görülecek, zerre kadar kötülüğün de cezası görülecek dediniz. Ama biraz evvel okuduğunuz ayeti de sevabı ağır gelirse cennete gidecek, günahı ağır gelirse cehenneme gidecek dediniz. Sevabı ağır gelen insanların aynı zamanda günahları da var. O günahların zararını niye görmeden cennete giriyorlar, cezasını niye çekmeden cennete giriyorlar? Madde bir, cennete girer ama rastgele söylüyorum 100 kilo günahı var 101 kilo sevabı var cennete girer ama cennetin 8. katına da çıkamaz o 100 kilo günahın zararını cennetteki derecesinin düşüklüğü ile karşılamış cennette düşük imkanlarla yaşamaya başlayacağı için o günahların zararını görmüş olur. Günahı ağır geldi cehenneme girer ama bir Müslüman 100 kilo sevabı varken 101 kilo günahı var diye cehenneme girmişse orada ebedi kalmayacak ki. Bir müddet sonra günahlarının karşılığı kadar cezayı gördükten sonra çıkıp cennete gideceği için işte terazideki 100 kiloluk sevabın faydasını orada görmüş olacak. Neticeten her ikisini de beraber müzakere etmek, mütalaa etmek ve ona göre hazırlanmak mecburiyetindeyiz. Efendim, dedim ki cennette insanların istediği her şey, hoşuna giden her şey var. Gençler bir gün kendi aralarında otururlarken birbirlerine demişler ki: "Ya futbolu çok seviyoruz. Bu oyun bizi çok memnun ediyor." Acaba ahirette de futbol var mı yok mu? Tartışmışlar, tartışmışlar. Aradan 10-15 gün geçince arkadaşlarından birisi vefat etmiş. Yine o vefattan da 15-20 gün geçince dünyada kalan arkadaşlarından birisi vefat eden arkadaşını rüyasında görmüş. Demiş ki Ahmet, hani sen ölmeden evvel biz dünyada tartışmıştık ki ahirette futbol var mı yok mu diye. Sen vefat ettin gittin. Ne haber demiş? Orada futbol var mı yok mu? Vefat eden arkadaşı demiş ki: "Burada futbol var. Yarınki kadroda sen de varsın." demiş. O da sorduğuna pişman olmuş. Bazı olaylar var ki sorma yerine yaşamayı tercih etmemiz lazım. Cenab-ı Allah Muhammed Suresi'nin, Sure-i Muhammed'in 15. ayetinde hem cennete girenlerin ırmaklar kenarında ebedi nimetlerle mükafatlanacağını haber veriyor hem de ateşte ebedi kalan ve bağırsaklarını parça parça edecek kaynar su içirilen kimselerin durumu bir olur mu? Bir tarafta cennet nimetleri varken öbür tarafta su içtiği su bağırsaklarını parçalayacak bir cehennem azabı var. Gelin bu ikisini bir görmeyin. Bu ikisi bir değil. Üç günlük dünyada nefsinize mağlup yaşayıp cehennem azabına girmeyin. Allah ve Resulünün istediklerini yapıp cennet mükafatına talip olun. Allah size cennet hazırlamış. Siz onu hak etmeye çalışın buyruluyor. Bu konuya devam edeceğiz. Hepinize hayırlı cumalar diliyor, saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun.